Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde SketchUp'tan D5'e aktarım nasıl gerçekleştirilir onu öğreneceğiz. İlk olarak SketchUp içerisindeki D5 araç çubuğundaki D5 ikonuna tıkladığınızda mevcut sahneniz D5'e aktarılmış olacaktır. Fakat aktarılabilmesi için SketchUp dosyanızı kaydetmeniz gerekir. Eğer kaydetmezseniz ve D5 ikonuna tıklarsanız size bir uyarı mesajı gelecektir. Lütfen dosyanızı kaydedip yeniden deneyin diye. Ve ben dosyamı kaydettim ve D5 ikonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde hem model hem de tekstürleriyle birlikte D5'e aktarım gerçekleştirildi. Şimdi buradaki D5'e aktarımda bazı önemli detaylar var ve bunları araç çubuklarında inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Sync Ons ve Live Sync özellikleri. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ona bakalım. İlk olarak Sync Ons. Şimdi projemi sorunsuz bir şekilde aktardım. Fakat ben bu modelimde devam edeceğim. Modellemeye devam edeceğim. Şimdi ben burada bir box oluşturuyorum. Ve gördüğünüz gibi box'ım sahneme gelmedi. Bunun sebebi senkronize dediğimiz işlemin aktif olmamasından kaynaklı. Şimdi buradaki Sync Ons bölümüne tıkladığım anda gördüğünüz gibi sayfama update etti ve modelimi buraya aktardı. Aynı şekilde rengini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi rengimi aktarmadı ama yeniden Sync Ons'a tıkladığım anda bu şekilde yeniden bir update işlemi gerçekleştirir ve rengim gelir. Aslında buradaki Sync Ons manuel bir işlem. Bunu neden koymuşlar? Eğer ki donanımınız interaktif renderla eş zamanlı bir kasma yaşıyorsanız ya da optimize sorunu yaşıyorsanız bu şekilde manuel ve optimizeli bir şekilde update etmenize yarıyor. Şimdi gelelim Live Sync özelliğine ve Live Sync'te bunun otomatiğidir. Live Sync'e tıkladığım anda yaptığım her değişiklik otomatik olarak D5'e aktarılacaktır. Şimdi geldim, bunu buraya uzattım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak aktardı ve burasının rengini değiştirdim. Gördüğünüz gibi otomatik kendisi bu işlemi gerçekleştiriyor. Eğer ki donanımınızda bir sıkıntı yoksa, sahneniz ağır değilse eş zamanlı interaktif render'ı da görmüş olursunuz. Gayet güzel bir özellik. Şimdi burada iki tane de Sync Viewport ve de Send Scenes diye iki tane kamera ayarımız var. Şimdi ilk olarak Sync Viewport'a bakalım. Sync Viewport'a tıkladığım anda SketchUp'ta değiştirdiğim görünüm eş zamanlı D5 Render'da da gerçekleşir. Gördüğünüz gibi bakın otomatik olarak eş zamanlı sahnemi görebiliyorum. Ve ikinci seçeneğim de Send Scenes bölümü. Send Scenes bölümü SketchUp içerisinde kaydettiğiniz açıları otomatik bir şekilde D5'e aktarıma yardımcı oluyor. Ben şimdi buraya bir scan ekledim. Yani açımı kaydettim ve açımı şu şekilde değiştiriyorum ve gelip yeniden bir scan ekledim. Ve bundan sonra şuradaki butona Send Scenes'e tıkladığım anda gördüğünüz gibi scan liste açılarım geldi. Bakın buraya tıkladığımda bu açıma geldi. Buraya tıkladığımda bu açıma geldi. Ve gelelim Light toolbar özelliğine. Light toolbar özelliğine tıkladığım anda gördüğünüz gibi burada 4 tane farklı yapay ışık seçeneği çıkıyor. Bunlar aynı şekilde D5 Render içerisinde de var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Biz ışığımızı SketchUp üzerinde koyabiliyoruz. SketchUp üzerinde koyduğum anda gördüğünüz gibi otomatik olarak D5 içerisine ışık yerleştirdi. İsterseniz SketchUp içerisinde, isterseniz de D5 içerisinde de ışık yerleştirebilirsiniz. Bu sizin çalışma prensibinize bağlı. Şuradaki Show Hard On Lights bölümü de sahneye koyduğum ışığın ikonlarını aslında gizlemeye ve açmaya yardımcı olan butonumuz. Ve gelelim Settings bölümüne. Şimdi Settings bölümünde iki tane seçenek var. Birisi Text Folder, birisi de Sync Structure of Light Component bölümü. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Text Folder bölümü dışarıdan bir model çağırdığınız zaman eğer ki tekstürleri doğru bir şekilde gelmezse burada modelin dosya dizinini giderek kolay bir şekilde ve doğru bir şekilde tekstürlerin sahneye aktarımına yardımcı olabiliyor. Aslında bu 3D Max'deki Relax Bitmap pluginine benzer bir özellik. Bu şekilde daha doğru bir aktarım gerçekleştirir ve aynı zamanda D5'e de doğru bir aktarım gerçekleştirir. Eğer ki dosyalarınızda silinmiş tekstürleriniz varsa oraya koyarak ve buradan da dosya dizini kaydederek doğru bir sonuç elde etmiş olursunuz. Aşağıdaki Sync Structure of Light Component bölümü ise sahneye koyduğumuz ışıkların işte koordinatları, açıları daha doğru bir şekilde D5'e aktarılır. Onun için Sync seçeneğinde kalmasını tavsiye ediyorum. Gelelim son ayarımız olan Export seçeneği. Export seçeneğine tıkladığım anda gördüğünüz gibi iki tane seçenek mevcut. Birisi Selected Only, birisi de Keep Group Structure Info bölümü. Şimdi diyeceksiniz ki zaten D5 ikonuna tıkladığımda modellerim D5'e aktarılabiliyor. Fakat şöyle bir olay var. Siz sahnenizi aktardığınız zaman D5 içerisindeki modelleri yer değiştiremezsiniz. Yani SketchUp'a bağlı kalırsınız. SketchUp üzerinde yaptığınız değişikliklerle yer değiştirebilirsiniz. Fakat SketchUp'a bağlı kalmadan D5 üzerinde koordinat değişikliği yapabilmeniz için bu şekilde Export seçeneği mevcut. Şimdi bunu görelim. Burada ilk önce Selected Only bölümü var. Bu şu işe yarıyor. Örnek veriyorum, sahnemde benim buradaki box'ı bunun içine export işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi buradan Export'a tıklayıp Selected Only diyorum. Export işlemi gerçekleştiriyorum ve box ismini verdim. Bunu da masa üstüne kaydediyorum ve kaydet. Gördüğünüz gibi export işlemi tamamlanmış oldu ve D5 Render içerisindeki import seçeneği tıklayıp masa üstümdeki box seçeneğine tıklıyorum. Zaten export ederken D5 uzantılı kaydediyor ve aç dediğim zaman buradaki box'ımı D5 içerisine importladı ve gördüğünüz gibi box'ı bu şekilde yerleştirebiliyorum. Arasındaki fark şu. Şimdi buradaki mevcut olan modeli bakın D5 üzerinde yer değiştiremiyorum. Fakat seçilen objeyi exportlayıp sahneye getirdiğimde bunun gördüğünüz gibi her şekilde koordinatıyla oynayabilirim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi scale'i büyütüp küçültebilirim. Ve ikinci seçeneği Keep Group Structure Info'da seçtiğiniz, yani exportlamak istediğiniz modeli gruplayarak D5 içerisine importlar. Yani buradaki bir layer sistemini seçerek de bunları katmanlarıyla kaydedebilirsiniz. Ama genellikle grup seçeneğini aktif etmeden kullanımınız daha iyi. Çünkü D5 içerisinde gruplayıp layerlama sistemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi SketchUp'tan D5'e aktarımı gördük. Araç çubuklarını gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.